Dilmurod degan profil. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Ustoz salom. Alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Ovozingiz juda past chiqyapti sizga. Allohga hamd bo'lsin. Salomat bo'landik. Ustoz, birinchisi e'tirof mumkinmi? Xo'p. Xo'p. Allohga hamd bo'lsin. Sizdan faqat foyda ko'rdik. Har qanaqa holatda ham inshaalloh yoningizdamiz, shogirdingizmiz. Hayajon bor. Undan keyin ikkita savol. U noto'g'risi bo'lsa aytasiz. Bittasini iloji bo'lsa bu joyda bermaganim yaxshi. Lichkaizga tashlab qo'yganman-da Instagramda, Facebookda, Instagramda. Ochib qarasangiz balkim o'zimga aloqaga chiqib maslahat berarsiz. İkincisi, qishlog'imizda grupasi bor-da. Bir ikkita bolalar bor, tinmasdan el to'zdi, ozodlik narsasini tashayapti. Men aytaman, tashamanglar bular, xoin, sotqin, faqat provokatsiya desam, hammasi menga qarshi chiqadi. Ikkita uchtasi bor-da. Sizni yoningizda ostin haqorat qilyapti. Shunga nima deysiz siz? Nima deymiz endi? U biz bilmagan, eshitmagan odamlarga nisbatan bu narsa demaymiz. Ularga siz ovozingiz bizga mikrofoningizni o'chirib turing, o'zingiz. Mikrofon? Eho qaytyapti. Bu iPhone edi o'shanga. Yo, mikrofon ana u. Yo, mikrofon. Mikrofonda rasmi turadi. O'shani bitta bossangiz X tushadi-da, ovoz o'chib turadi. Xo'p. Bunga o'xshagan narsalar ko'p savollar berildi, aytdik biz. Har kim o'zini safini tanlab davom etadi. Odamlar ichida o'shunaqangi eng razil odamlardan ham tashkil topgan jamoalar bor. Ularni ham qo'llab-quvvatlovchisi bor. Hatto g'irt alkashni ham ulpati topiladi. Va yaxshi insonlarni ham jamoati bor, yaxshi insonlarni ham jamoati topiladi. Ularni ham safdoshlari bo'ladi. Endi qiziqligi o'sha razil bo'lgan, hasad bilan hayotini kechirayotgan odamlar yaxshi insonlarni hech qachon yaxshi ko'rmaydi. Bu yaxshilar uchun sharaf, to'g'ri yo'ldagi odamlar uchun sharaf. Ana u odamlar, ya'ni razolatda, botqoqda bo'mish bo'lib yotgan jakuyga o'xshagan rasvo odamlar hayotda. Ular hech qachon o'zini hayotidan rozi emas, alamzada. Masalan, Dimnur Kamilov degani bor. Polshada mi, qayerda yuribdi. Otasi buni oq qilgan. Ta o'lgunga qadar keyin buni otasini ziyorat qilmagan. Mening uchun onasi bilan otasini o'rtasida katta muammo bo'lgan, oila parokanda bo'lib rasvosi chiqib ketgan, Toshkentga kelgan, o'zi qozog'istonlik bo'lgan, qanaqandir mahinatsiyalar bilan O'zbekiston pasportini olgan, meni bilishimcha shunaqa. Buni yaxshilab tekshirsa chiqadi o'zi, shu Dinlar Komilovni. E'tibor beringlar, qanaqa odam degani. Keyin dadasi buni o'limini oxiriga qadar eshikka mana shunaqangi qarab o'tirib o'lib ketdi shu odam. Öldü. Janozasiga ham borgani yo'q, hech qayerga borgani yo'q. Nimaga? Oila parokanda. Keyin bu Polshaga qayerdadir qochib ketayotgan paytida borib, qabristonga borib, dadasini qabrini ziyorat qilib ketibdi odamlarning ko'ziga. Uchta oilasi bor. Oila haqida oilaga aralashmaymiz-da, men misol tariqasida aytayapman. Ularni bugungi kunda shunaqangi bizni haqorat qilib, tuhmatlarni qilayotgani sababi. Qayerda sabab deb o'ylashingiz mumkin. O'zingiz xohlagan narsani eshitish xohlasangiz eshitaverasiz, xohlagan odamdan xohlagan gapni eshitasiz. Lekin tajribani, ilmni, hayotni, saviyani solishtirish musulmonlarni aqli raso odamlarning ishi. Uchta oilasi bor, bitta oilasi Germaniyada, yana ikkitasi qatlada yuribdi. Xullas, oila hozir parokanda. Bu parokandalik, bu alamzadalikni qayerdan olishni bilmay islomga sakragan odamlar. Hadislarni hammasini najosat deyapti. Musur deyapti. Hadislarni. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlarini hammasini musur deyapti. Men bu odam aytayapti hozir Ilhamjon degani. Birovni oilasiga aralashish yaxshi emas. Nima aralashayotganim yo'qmi? Men misol keltiryapman. Odamlarni hayot tarzidagi parokandaligining sabablaridan bittasi shu. O'z rasvo ular bizning oilamizga aralashyapti. Ya'ni ko'ra olmaydi. Hasad bor ichida. Endi
Siz aytayotgan odamlar, u odam bu yoqdan ozodlikni, BBC'ni tashayotgan odamlar. Ozodlik LGBT tarafdori. BBC O'zbekistonning qadriyatlariga tupurib qo'ygan tashkilot. Siyosiy ma'noda shunaqa. Bokiralik yuki degan maqolani to'xtamasdan 3 kunmi 4 kun qo'ydi. Qayta-qayta maqolalar qo'ydi BBC. Bokiralik yuk ekan O'zbek millatining qadriyati yuk ekan o'sha millatni zimmasida. Yangi kelin kuyov turmush qursa, kelin qiz bola bo'lmasa, unga hech narsa demaslik kerak ekan. Xohlagani bilan zino qilib yuraversin ekan, keyin bemalol xohlaganiga turmushga chiqib ketsin, uni ketaversin ekan. Shuni targ'ibot qilayotgan tashkilot BBC. Uni ular bu ishlarni psixologik urinish bilan qilishadi. Ha, ichimizda o'sha siz aytayotgan yon atrofingizdagi ularni tashagan qarmog'iga laqqa ilinadiganlar bor. O'shalarni ko'zlashadi o'zi. Va biz aytamizki, ularni ko'rayotganimizga bizni haqorat qilyaptimi? Biz oxiratga iymon keltirgan odamlarmiz. Kommentariyada ham haqorat qilishadi-yu, bekitib oladi profilini. Bular oxiratga iymoni yo'q odamlar. İmanlı bolsa bu işini kımaydı. Demek ki, birkin olup durup hakaret kıladı. Ahirette yüzleşme var o. Allah Teala onu hem tırıltıradı, beni hem tırıltıradı. Ondan sonraydı, demek ki troll profil bilen, demek ki yüzünü bicir bicir kıvalıp, sen özün bilmeyen kelimeler bilen Müslümanlarını hakaret kıldın deyip sonraydı ondan. Kanakı cevap verdi. Beni körgeni yok zatiyetken ortaklarıyız. Beni hakaret kılı yaptı mı? Kıyametke imanı var mı? Kıyamette yüzme yüz kelemez. Şu dünyada yüzme yüz kelip durup aytken gapiga delil keltir almayetken, yüzme yüz kelişke aklı yetmeyetken adamlar kıyamette kayakka kaçarken. Kayakka kaçar. Kaçadigen can yok. Yeri teşip ketalmaydı, Osmanlı yorup çıkıp ketalmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kadarı da durup tıkanması. Muhimi şu biraderler. Şu muhimi biz Allah bilen ortamızını ıslah kılışımız gerek. Salih adamlarını safıda buluşka hareket kılışımız gerek. Tavaffani muslimen ve alhikni bis salihin. Müslüman halda vafat ettirgin salihlerge bizlerini koşgin deyişimiz gerek. Bana şu biz zıkamamız. Salih bulsun dostingiz. Yelkedaşınız salih insan bulsun. Gam şu teşbih şu bulsun. Kalganını Allah razzak. Bütün dünyanı yaratgan Allah subhanahu wa ta'ala ekanligiga iman keltirgen biz. Korkadigan kim var? Kimden korkasın? Yani kayıtıp aytaman, ko'zingiz ko'rib turgan hiç narsadan korkmayın. Bu tashkilotlar, BBC, Ozodlik, Amerika Ovozi, Kongress, Xavfsizlik Hamkorlik tashkilotlari, bular islamofoblar. Müslümanlar uçun yakşilikini hiç kaçan rava körmeydi bular. Hiç kaçan. Müslümanlar içi de parakendelik bulsa. Bana Sarvar Usman de gene. Kimligi, nimeligi malum adamlar. Yani azatlikte BBC'de rasmen işleş uçun insan köp narsadan vazgeçiş gerek. Mesela siz. Vicdandan vazgeçe alasız mı dese Müslüman adam yok deydi. İmandan vazgeçe alasız mı dese yok deydi. Hemme narsanı bedel kılıp aldığınızda ap gelse imanını verdiyse vermeyin mi? Müslüman adam canım çıkıp gelse çıkıp gelsin imanım dursun deydi. Azatlık BBC'de işler için insan bana şu narsalardan vazgeçiş gerek. Vazgeçiş gerek. Çünkü azatlıkta ular uşa LGBT'ni targ'ibotu uçun ular rol oynayıp beradi. Oynaydı şuna kadar. Halkın içi de bizlik yapımızın köpçülük eşliyetkeni uçur. Bana siz ayeti yapsız, etraf kılı yaptı köpçülük. Bu etraf menge zaruratı yok da Allah uçun kıpkili yapız işi. Allah kabul kılsın, muhumu şu. Allah kabul kılmasa halımızga vay boladı bir adamlar. Allah kabul kılsın, derdimiz şu. Adamlarının maktavu hem, ularının yamallahu hem biz için bir kıl. Yani hiç kırnaka vazın basmaydı. Adamlarının karsakıya aldanmayımız, adamlarının yamallaşıdan çükünlükü çükmeyimiz. Allah kabul kılar mıkin diyebimiz. Neticede Allah Teala köp insanlarını bizlik yapımızda kulak saladığına kabul yaptı. İşte yaptı, doğru yolunu tapıp ayeti yaptı ki biz diyebdi tam verdik diyebdi. Bana şu meselelerde na doğru degeneydi doğru çıktı diyebdi. Rusya meselesinde rubelge aylantıralıyınlar dedim. Dedim mi?
Qanchasi menga dushmanlik qildi? Rusparas dedi, boshqa narsa dedi. Nima bo'ldi hozir? Rusiya emigrantlar masalasida O'zbekiston birinchi o'ringa chiqdi hozir. Rusiyada pul topish yaxshi bo'lib qolganligi uchun. Rublning qadri dollardan, yevrodan oshib ketganligi uchun. Bundan foydalangan odamlar menga 1 tiyin pul bermaydi, kerak emas menga. Lekin men bu riskni, menga qarshi dushmanning qo'lida qurol bor, o'ta vijdonsiz, o'ta hamma narsasini sotib olgan odamlar, tashkilotlar ekanligini bila turib xalqimning manfaatini aytdim, aytaman bundan keyin ham. To'xtamayman. Hozir menga alhamdulillah yana yaxshiligi rasmiy hamma idoradan chiqdim, kerak emas, men ishlamayman hech joyda. Chunki davlat obro'si bor, hukumatni, millatni obro'si bor. Ularga menga otilayotgan toshlar, menga qilinayotgan tuhmatlarni davlat strukturasiga ham sarayon qildirishga harakat qilishdi. O'shaning uchun uzib tashladim men hammasini. Endi nima qilish olaydi? Abror Muxtor Ali O'zbekiston fuqarosi o'laroq fikr erkinligi bilan, fikr hurriyati bilan gapiryapti. Bundan foyda ko'rdimi xalq? Ko'rdi. Nima uchun jirillayapti bular? Nima uchun jirillayapti? Sababi ularning proyektlari o'tmay qolyapti. Ozodlikni O'zbekistonda 80% odam xoinligini bilib oldi. 20% siz aytayotgan odamlar, atrofingizda yurgan o'sha bolalar. Ular gapini ko'tarib yuribdi. Voy, bular vijdonini sotib bo'lgan odamlar. Vijdon yo'q ularda. Birortasi chiqib nimaga aytmadi? Abror Muxtor Alini yomon ko'ramiz-u, Rusiya masalasida buni gapi to'g'ri chiqdi deb nimaga e'tirof qilmayapti? Qani Zafar Solijonov? Qani haligi iqtisod mutaxassislari? Qani? Vijdon yo'q chunki. Mana shu bu statistika bu. Vijdoni bo'lsa aytadi, dushmanim yomon ko'raman, lekin aytgan gapi to'g'ri deydi. To'g'ri mana shuni gapi to'g'ri chiqdi deydi. Vijdoni bo'lganda. Lekin do'stimiz ko'p birodarlar. Men bu do'stlarimizdan ham qandaydir bir manfaat ko'zlamayman. Bitta rajoyim bor. Haqqimga duo qilinglar, bo'ldi. Alloh taolo kuch-quvvatni o'zi beradi. Muvaffaqiyatni o'zi beradi. Yana aytamiz, to'dalanib kelsin. Ular zotan Alloh subhanahu va taologa isyon qilgan odamlarmi? Bo'ldi, ularni kuchi yetmaydi. Nimaga? Alloh subhanahu va taolo orqamizda turibdi. Ozodlik, BBC. Kim hali ham shuni eshitib yurgan bo'lsa, hali ham shularga a'zo bo'lsa, ko'zingizni oching. Bu gaplarimizni yozib qo'ying. Yozib qo'ying. Bir kun kelasiz, biz balki dunyoda bo'lmasmiz, aytasiz, bu Abror to'g'ri gapirgan ekan deysiz. Chunki Abror o'zini gapini gapirmayapti. Alloh subhanahu va taoloning oyati, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ta'limoti islom ummatining 1400 yildan beri dushmanga bergan javobini aytyapmiz biz. Shuning uchun Alloh taolo muvaffaqiyat beryapti. Chunki Qur'onda Alloh taolo nima degan? Haqqun alayna nunjil mu'minin degan. Haqqun alayna nunjil mu'minin. Bizning zimmamizda mu'minlarga najot berish, nusrat berish, yordam berish. Haq Alloh taolo zimmasiga vojib qilib olgan. Shuning uchun do'stlar, eng katta g'amimiz iymonimiz bo'ldi. Va kimgadir yordam bermoqchi bo'lsangiz, duo bilan islom ummatini, ahli sunna val jamoani safini lozim tuting. Shularni duo qiling. Dunyodagi imtihonlar hammasi insonni yo darajatini ko'tarish uchun, agar iymon sog'lom bo'lsa, yoki ba'zi xatolaringizga kafforat uchun bo'ladi. Musulmon odam hech qachon yutqazmaydi. Ulamolar musulmon odamni bir tomchi suvga o'xshatishgan. Bir tomchi suvni nima qila olasiz, savol sizga. Nima qilib bo'ladi bir tomchi suvni? O't yoqib yuboringchi, par bo'lib osmonga uchib ketadi, sovuqqa tegsa yana suv bo'lib tushaveradi. Nima qila olasiz? Musulmon odamning pozitsiyasi shu bo'lishi kerak. Dunyo shu ikkiga bo'linib ketaveradi. Saflar aniq, birodarlar. Safingizni aniq qilib oling. O'rtada muzabzab bo'lmang.
muzabzablik yomon. Bir odamni tarafini olarken siz o'sha odamdan manfaat ko'zlamang. Samimiy bo'ling. Samimiy bo'ling. Haqmi? Haqni tarafida turavering. Shaxsni yaxshi ko'rsangiz, Alloh uchun yaxshi ko'ring. Yomon ko'rsangiz, Alloh uchun yomon ko'ring. Mana shu iymonni cho'qqisi hisoblanadi. Xo'p. Ular bilan talashib o'tirish shart emas. Tushunarlimi?